Abdullah öğretmen Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek Daima seni tesbih ve ta takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Bakara suresi 30. ayet. Abdullah öğretmen yukarıdaki ayeti öğrencilerine okuyarak bu ayette Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştur. Buna göre öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? A Nuri, Mikail aleyhisselam. B. Eymen, Cebrail aleyhisselam. C. Berat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. D. Efe, Hazreti Adem aleyhisselam. Doğru cevap D. Efe, Hazreti Adem aleyhisselam. Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız senin için çabalarız ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Aşağıdakilerden hangisi kunut duasının anlamı içinde yer almaz? A- Allah'ın rızasını kazanmak için çabalamak gerektiği, b. Sadece Allah'a ibadet edilmesi, c. Korku ve ümit arasında olmamız gerektiği, d. İman etmeyenlerin iyilik yaparsa kurtulabileceği. Cevap d. İman etmeyenlerin iyilik yaparsa kurtulabileceği. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler verilmektedir. Yüce kitabımızda kıssası anlatılan peygamberlerin hayatında örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Zaten Kur'an'da da peygamber kıssalarının anlatılış sebebinin onların örnek alınması olduğu açıkça ifade edilmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parça ile aynı doğrultuda değildir? A. Kitapta İdrisi de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Meryem suresi 56. ayet. B. Resulüm. Kitapta Musayı da an. Gerçekten o ihlas sahibiydi ve hem resul hem de nebi idi. Meryem suresi 51. ayet. C. Gerçekten biz Eyüp'ü sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Saat suresi 44. ayet. D. De ki eğer yeryüzünde insanlar yerine gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik. İsra suresi 95. ayet. Doğru cevap D. De ki: "Eğer yeryüzünde insanlar yerine gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik." Allah peygamberlere inanmayan ve onlardan olağanüstü şeyler isteyen inkarcılara karşı çeşitli mucizelerle peygamberlerini desteklemiştir. 3 tane öncülümüz var. 1. Bebek iken konuşan, körleri iyileştiren, ölüleri dirilten peygamberdir. 2. Balığın yuttuğu, balığın karnında yaşayan peygamberdir. 3. Asası ile Kızıldeniz'i ikiye ayıran peygamberdir. Mucizeleri verilen peygamberler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? A. Hazreti Musa Hazreti Yunus, Hazreti İsa. B) Hazreti İsa, Hazreti Nuh, Hazreti Musa. C) Hazreti Yunus, Hazreti Yahya, Hazreti Davud. D) Hazreti İsa, Hazreti Yunus, Hazreti Musa. Doğru cevap D) Hazreti İsa, Hazreti Yunus, Hazreti Musa. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demiş. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir. Sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Bakara suresi 258. ayet Hazreti İbrahim'in verdiği cevap, peygamberlerin aşağıdaki niteliklerinden hangisine örnek gösterilebilir? A. Emanet B. Fetanet C. İsmet D. Tebliğ Doğru cevap B. Fetanet Üç tane maddemiz var. Birinci madde, Kendilerine kutsal kitap gönderilen peygamberlere ne ad verilir? 2. Madde, Aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, olağanüstü olaylara denir. 3. Madde, Peygamberlerin Allah'tan aldığı buyrukları insanlara uğraştırmasına ne denir? Aşağıdakilerin hangisi bu sorulardan herhangi birinin cevabı değildir? A. Mucize B nebi, C resul, D tebliğ. Doğru cevap B nebi. Sözlükte gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma anlamlarına gelir. Kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara Hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı demektir. Yukarıda sözlük ve terim anlamı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Vahi B) Kitap C) Peygamber D) İnsan Doğru cevap A) Vahi Biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbir arasında fark gözetmeksizin inandık. Bakara Suresi 136. Ayet Bu ayette İslam'ın aşağıdaki inanç esaslarından hangisi vurgulanmaktadır? A. Allah'a iman, B peygamberlere iman, C meleklere iman, D kitaplara iman. Doğru cevap D kitaplara iman.